Merhaba arkadaşlar, Çiçeğin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün menüde patlıcan oturtma var ama ben size uzun süredir beklediğimiz yağmuru göstermek istiyorum önce. Muğla'da nihayet yağmur yağdı, yani Köyceğiz'de. Çok geç kaldı bu sene. Evet, şimdi mutfağımıza geçiyoruz ve ne yapıyoruz? Patlıcan oturtma yapıyoruz ve ben patlıcan oturtmada göreceksiniz ne kadar iyi olduğunu size göstereceğim. Güzel patlıcanlarım da var, hem onları da değerlendirmiş olacağım. Gittikçe uzmanlaşıyorum valla. Evet arkadaşlar, ne yazık ki hemen bir hayal kırıklığıyla başlıyorum. Kusura bakmayın, patlıcanlarım çürümüş, dolaptaki patlıcanlarım. Ben de o yüzden şu çok büyük yuvarlak patlıcanlar oluyor ya, fırında haşlanıyor, hani meze yapılan patlıcanlar, kızartmalı yapılan ya da. Olsun, bunlarla deneyeceğim. Eminim bunlarla da güzel olacak. Böyle bunları ne yaptım? Bu bir patlıcan zaten. Şöyle hafif yağlıyorum. Evet, biraz yağladım gördüğünüz gibi. Şunu birazcık alayım şöyle. Tuzumu da döküyorum hafif. Arkadaşlar, bunu 12 derecede fırına koyacağım. Tam hatırlayamadım ama galiba yanlışlıkla demin 12 derece dedim. 200 derece unutmayalım. Fırına koyuyorum ve bir 15-20 dakika pişireceğim. Bu arada patlıcanlar fırındayken ben de kıymamı, kavurmaya başladım. Kıymayı dolaptan çıkardım. Çabuk çözülsün diye balkondaki masanın üzerine koydum. Sonra bir baktım pamuk kapmış götürüyor. Kedim yani. Yakaladım, aldım elinden. Poşetin içindeydi canım, merak etmeyin. Yani poşetle sürüklüyordu. Değmedi, ağzı değmedi. Zekalı kedi ya. Çok fena bir kedi ya. Bu eti de iyice böyle. Ölmek lazım. Geçen gün okulda yemek yerken tavuk çıkmıştı. Yemedim ben tavuğumu. İşte bir bardağa koyup kediye getirdim. Ama 2 gündür miyavlayıp duruyor. Sırf şey istediğine işte, tavuk istiyor herhalde. Tavuk almam lazım. Hiç vermeseydim kuru mamayla ne güzel devam ediyorduk. Ama şimdi onu artık susturmam mümkün değil. Böyle nalet bir kedi. Susmaz. O tavuk alınacak. Evet, biberimi kavuruyorum kıymayla beraber. Biberlerim biraz öldükten sonra soğanlı koyup iyice kavurmuştum. Şimdi domatesimi koydum bir tane. Domatesim de birazcık kavrulsun. Salça koyacağım sonra. Bu arada fırına bakalım. Fırın soğuk. Açmayı unutmuşum. Zamanı açmayı unutmuşum. 3 diş sarımsak ve salçayı koyarak yemeğimi kıymaya, daha doğrusu iyice yediriyorum. Evet, bırakayım. Ve dünden kalan kızarttığım böyle büyük iri patatesler vardı. Bunlar artmıştı. Şimdi bunları patlıcanların altına koyacağım. Şu kırmızı yanmış biberi alayım. Bence bu kadar patates yeterli herhalde. Evet, patlıcanlar
Güzel yumuşamış. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımı ben bu patateslerin üzerine koyacağım. Ya da onlar arada kalsın. Siz patatesinizi kızartıp hazırlamanız lazım. Bu arada adamın biri benimle dalga geçiyor içeriden. Eminim zaten o beğenmeyecektir. Ama bence çok güzel olacak. Siz kızarmış patates kullanın, tamam mı? Ben dünkü var olan patatesi değerlendirmek için böyle yaptım. Şimdi bunun üzerine ne yapıyorum? Kıymalı karışımı koyuyorum. Çok az su koydum. Şimdi bunu 5-10 dakika pişireceğim. Evet, yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyoruz. Arkadaşlar şu fırın işini de bir açıklığa kavuşturalım. Bak, bana telefon edip dalga geçiyorsunuz, tamam mı? Sana fırın alalım diyenler falan bile var. Ya bu bak 30 yıllık fırınım. En zor günlerimde bana ev hediyesi gelmiş. Çok değerli, eniştemle kız kardeşim almışlardı. Ya ben bunu seviyorum. Ne bileyim, ben Bursa'daki evi satarken mesela ankastramı almadım. Orada yani bıraktım. Bu biraz paslanmış olabilir, evet. Kulpu da kırılmış. Bazen altı yanmıyor, bazen üstü yanmıyor. Bazen ikisi de yanıyor. Olacak o kadar. Abi bir elden falan geçirtirim ben bunu. Vallahi öbür evde de kullanacağım. Yani yeni bir eve taşınırken bunu bırakmayacağım. Klimanın ne işi var ya?